Hep birlikte İstanbul'un gizli bir köşesine, Sedef Adası'na gidiyoruz. Şehrin en gizemli adasında ne yenir, ne içilir, nerelerde güneşlenilir gibi birçok sorunun cevabı sıradaki haberimizde yer alıyor. İzliyoruz. Hareket ettik, büyük adaya doğru gidiyoruz, tamam. Yok, İspanyol kökenliyiz o yüzden. İstanbul'da gizli kalmış bir cennet ada. İstanbul'da böyle bir plaj olduğunu birçok insan bilmiyor zaten. Magazin 8 Sedef Adası'na gitti ve bilinmeyenlerini keşfetti. Alevler çıktı. Evet. Değerli izleyenler, hazırsanız Sedef Adası'na doğru yola çıkıyoruz. Sedef Adası'na Büyükada, Kartal ve Bostancı'dan kalkan vapurlar ya da 10 kişilik bir ekiple kiralayabileceğiniz bir deniz taksiyle ulaşabilirsiniz. Bostancı iskeleden hareket ettik, Büyükada'ya doğru gidiyoruz, tamamdır. Trabzonlu Güngör Kaptan bu sularda dümen sallıyor. Bu sular Karadeniz sularına benziyor mu? Yok canım, ne Karadeniz'i, burası Marmara'nın tüyünden ne olur ya. Güngör Kaptan 30 yıldır denizde, artık balık gibi olmuş. Karaya koysunlar bize, bir gün duramıyoruz karada. Hemen denizi arıyoruz. Eti Hanım da Sedef Adası yolcusu. Etinin anlamı nedir? Şimdi zor onu anlatmak. Kızı Debi de yanında. İsmin nedir? Debi. Debi. Ama şimdi çok merak ettik bu isimlerin anlamını. Rica etsek anlatabilir misiniz bize? Eti Esther'den geliyor, Debi de Deborah'dan geliyor. İspanyol isimleri, o yüzden biraz daha farklı. Peki eşiniz İspanyol, ondan mı? Yok, İspanyol kökenliyiz o yüzden. Atış serbest, kıvırmakta açık ara öndesin. Selfiler, güzel kareler, köpüklü deniz ve Sedef Adası ta ileride görüldü bile. Ama yolcuların çoğu Büyükada'da indi. Hay Allah! Sinan Hanım, Sedef Adası'na doğru geçiyoruz. Evet, müthiş keyif. Yalnız çok boş motor, neden sizce? Çünkü normalde orası özel bir ada olarak biliniyor ve böyle halkın ulaşabileceği toplu taşıma araçları olduğu çok bilinmiyor. Zaten adanın kendi kooperatif teknesi var. Oradaki kulüplerde misafirlerini kendi tekneleriyle aldırıyorlar. Bugün de hava rüzgarlı olunca mecbur bu daha güvenli. Meşhur Sedef Adası'na geldik. İstanbul'a yakın bir mesafede olan Sedef Adası, inanın Bodrum cennet koyuna benzer şekilde bir fotoğraf veriyor. Bakar mısınız güzelliklere? Şefika Hanım buraları bir rehber kadar biliyor. Deneyimli eskilerinden. Sedef Adası'ndan tabii ki İstanbul'da gizli kalmış cennetin içindesiniz bence. Şu an bir plajdayız. Sedef Adası'nda 3 tane plaj mevcut. Biri halk plajı olarak geçiyor. 2 tane de özel plajımız var. Her gün saat 10'da misafirlerimizi karşılıyoruz. Akşamleyin 6.30 gibi misafirlerimizi Kartal'a, İstanbul'a ulaştırıyoruz. Daha sonra akşam yemeği için misafirlerimizi alıyoruz. Sonra da kulübe dönüyoruz. Bu şekilde günübirlik güzel bir gün geçirmelerini sağlıyoruz. Adanın balıkları meşhurmuş. Özgür Şef bize özel bir yemek hazırlayacak. Bugün de size kulübada güveç yapacağız beraber. Güveç yapacaksın? Evet. Merak ediyorum, neler var bu güveçin içinde? Güveç içinde neler var? Biberimiz var, mantarımız var, turşumuz var, etimiz var. Demirgras sosumuz var, kendim yaptım. Çeri domates ve yeşillik baharatlarımız. Kekik, pul biber, keçi baharatı var. Et ve havuç aynı anda yağda kızarmaya başladı. Alevler çıktı. Evet. Biraz daha. Bir yerimizi yakmasın. Hayır, hiçbir yerimizi yakmaz. Et ve havucun ardından biberler de atılıyor. Ve mantarlar da eklendi. Tavanın böyle derin tava olması şart mı? Tabii, bok tava olması lazım. Çünkü dışarı salladığı zaman dışarı malzeme çıkmaması lazım. Özgür Şef'in özel sosu da yemeğe ilave edildi. Nedir bu sosun özelliği? Gravy sos, soya sos, istiriye sosu. Un, bir de krema var içinde. Nasıl bir tat verecek? Çok lezzetli olur yani. Gerçekten de iyi bir yemektir. Ah, güvece bakar mısınız? Tortelli ekmeğinden güveç yapmış şefimiz. Harika. Efendim, bu arada fiyatlara da bir kulak kabartalım. Sedef Adası'na gelecekler hazırlıksız gelmesin. Hamburgerler mesela 25 lira fiyatlarımız, makarnalar. Balıklarımız balığı mevsimine göre, yani balık mevsimi olmadığı için çok pahalı bir ürün. 100 lira, 150 lira. Balığımıza göre değişiyor.
Yemeğimiz hazır şu anda. Şöyle getireyim. Yemeğimiz hazır. Afiyet olsun. Biz denize girenlerin yanına geçiyoruz yeniden. Naz ne güneşi ne de denizi seviyor. Ama Sedef Adası olmadan yapamıyor. Su çok güzel. Suya çok girmeyen birisine sordunuz. Evet. Girmiyor musunuz suya? Yok, fazla değil. Güneşlenmeyi seviyorsunuz diyeceğim ama bembeyazsınız. Evet, koruyucuyla güneşleniyorum tabii ki de. Simon Boncukçu, bir Avustralyalı. Çocuğu kucağında uyuyor, o da bu şekilde röportaj yapıyor. Hanımefendi de eşleri oluyor. Yaklaşık 2 haftadır buradayım. Burasını bugün bir arkadaşımın tavsiyesiyle geldik. Vallahi beklediğimizden çok daha farklı bir yer. Tam olarak İstanbul'da mıyız, tatilde miyiz, neredeyiz bilmiyorum ama tadını çıkardığımız kesin. Buralar sessiz ve sakin. Nazlıcan ve Dilan da buranın sessizliğine hayran kalmışlar. Yani daha huzurlu, daha sessiz. Güzel bir yer, seviyorum. Aslında çok da sessiz değil. Arada mutluluktan böyle atlayanlar da oluyor. Sedef Adası'nın en eğlenceli grubunu bulduk değerli izleyenler. Sedef Adası'nda böylesine güzel bir yerde huzurlu bir tatil yaparken aniden telefonunuz çaldı ve bir anda buradan ayrılmak istediniz. Normal şartlarda karada olduğumuzda ne yapardık? Bir taksi çağırırdık değil mi? Biz de öyle yapacağız. Bu kez denizdeyiz ama. Taksi! Buyurun. Beyefendi İstanbul'un en şanslı taksicisi. Ne trafik derdi var ne de müşteri bulma telaşı. O bir deniz taksi şoförü. Güzel havada daha kolay ama kötü havalarda biraz zorlanabiliyoruz. Nasıl zorluklarla karşılaşıyorsun mesela? Dalgalar olsun, yağmurlu havalar, dalgalarda biraz zorluk çekebiliyoruz ama tecrübemiz var o kadar yani. Bizim için hava korkutucu değil artık.